Güven ortamının neticesi bir baktım Yakup Bey dedi ki Adem Bey biz size ürün göndereceğiz. Siz en iyisi bizim ürünlerimizi inceleyin. Bunun bizim halkımız için daha faydalı olacağına inanıyoruz. Neticede hiç kimsenin işine yaramayacak bir ürünü sırf mal satmış olmak için insanlara satmayalım diye enteresan bir yaklaşım sergilediler. Çünkü yani teknik konularda dilimin sivri olduğunu beni takip edenler az çok biliyor. Eleştiririm, hata varsa da söylerim ve üreticilerin de bunları düzeltmesini beklerim açıkçası. Şimdi ben sizlere burada 21 Ocak 2021 tarihinde A101 mağazalarında satılacak olan Onvo marka OV42-250 model televizyondan bahsedeceğim. Televizyon takriben 15 gündür falan bende. Ben bu televizyonu uzun zamandır kullanıyorum. Evimde normalde kullandığım oturma odamdaki LG televizyon ve salonumdaki Toshiba televizyon ile birlikte belli aralıklarla ben bu televizyonu yan yana kurdum. Altlı üstlü koydum. Birini onun önüne yerleştirdim ve sürekli olarak bir karşılaştırma halinde çalıştırdım. Hatta yine beni tanıyanlar ve benim işletmemi bilen arkadaşlar ben şu an kafamı çevirdiğimde sol taraftaki panomda 9 tane televizyon asılı. Şu an 5 tanesi açık çalışır vaziyette. Ben sürekli olarak iş yerimde olsun, evimde olsun bu ürünleri inceleme ve karşılaştırma modundayım. Dolayısıyla ben de madem bana güvenmiş, kendilerine daha doğrusu kendilerine ve ürünlerine güvenmiş, yollamışlar. O zaman biz de hakkını verelim, inceleyelim dedik. Ben de bu Onvo OV42-250 ürünü alışılagelmiş şekilde değil, beni takip eden kitlenin daha çok merak ettiği, daha detaylı bilgiler oluyor. Özellikle panel üreticisi ve panelin derin detayları ile ilgili bilgi isteniyor. O noktalara geleceğim. Bu video biraz değişik olacak çünkü parça parça olacak. Ben bu videoyu şöyle ilerletmek istiyorum. Ön bilgi olarak sizlere paylaşacağım. Bu videonun altına yorum yaparak soru yazan herkese o soruya cevabı televizyon üzerinden video çekerek vereceğim. Şöyle bir bilgi aktarayım size. Yaklaşık 350'ye yakın elimde bu ürünle ilgili fotoğraf ve video var şu ana kadar. Ben diğer ürünlerle karşılaştırma amacıyla çekmişim, kaydetmişim. Zaten kendim hazırladığım belli başlı çekimler de var. Daha özellikle yayına vermiyorum onları. Benim bu sefer sizden ricam bunu biraz interaktif hale getirebilelim. Ben size ürünle ilgili belli başlı bilgileri paylaşacağım burada. Belli başlı fotoğrafları, videoları da yine burada paylaşacağım. Bir izlenim oluşsun sizde. Ürünün nasılsa satışına kabaca daha 10 gün var. Bu 10 günlük süre içerisinde Adem Elmacı yap bakayım şunu yapıyor mu, beceriyor mu diyeceğiniz ne var ise sorun, ona da yine video ile cevap vereceğim. Böylece bir adet yarım saatlik kocaman bir video yerine ben size üçer beşer dakikalık bir spot video ve her soru için cevap şeklinde bunu ilerleteceğim. Şimdi neyden bahsediyoruz biz ya Adem Elbacı bakayım 5 dakikadır konuşuyorsun insafsız. Nedir bu televizyon diyecek olursan 42 inç smart Full HD uydu alıcılı Android bir televizyondan bahsediyoruz ve bu televizyonun 1999 liraya satılacağından bahsediyoruz. Şimdi neden böyle kısmen heyecan yaptık bununla ilgili? Televizyon fiyatları çok ciddi tavan yapmış durumda. Bundan sanırım bir önceki veya iki önceki videom televizyon fiyatlarına isyanımızla ilgiliydi. Televizyon fiyatları neden düşmüyor? Bu fiyatları kim manipüle ediyor bu şekilde diye bir isyanımız vardı ve hatırlarsanız özellikle 55Q60 sevenler bu televizyon nasıl oluyor da bir 6.000'lerde bir 9.000'lerde oluyor fiyatı 15-20 gün arayla bunu çözebilmiş değiliz. Tabii şöyle bir gerçek var, onu da söyleyelim. Burada üreticinin sorumluluğu olduğunu düşünmek haksızlık olur. Ben bu fiyata tam 1999 liraya geçen sene 49 inç Ultra HD smart bir televizyon satın almıştım. Geçtiğimiz bir sene boyunca dolar kurunun etkisi, bunun piyasalara yansıması, ülkemizdeki gerçek enflasyon oranını dikkate alacak olursak bugünün şartlarında 1999 liraya 42 inç Full HD smart dahili uydu alıcılı, dahili Wi-Fi, dahili wireless display özelliklerini içeren bir televizyon alabilmek bugünün koşullarından bahsediyorsak artık mucize olmuş durumda. Hemen teknik özelliklere şöyle bir bakacak olursak 42 inç yani 106 ekran 1920x1080 çözünürlükten bahsediyoruz. Full HD bir televizyon. Dahili uydu alıcımız mevcut. Android ve Smart 4 çekirdek işlemcimiz var. 8 GB ROM bellek, 1 GB RAM bellek mevcut üründe. Ürünün panelin yenileme hızı 60 Hz, donanımsal fake refresh rate değerimiz 400 Hz.
Digital Video Broadcasting Terrestrial 2 dediğimiz T2 ve C yayınlarını destekliyor. 3 adet HDMI var. 1.3, 1.4, 2.0 şeklinde. 2 USB girişimiz var. 2.0. VGA girişimiz, Audio Video YPBPR Ethernet girişi. Kulaklık, koaksiyel ses çıkışları, PC Audio ses girişi mevcut. Televizyon 2x8 watt. Ekonomik sınıfta ürün olması nedeniyle speaker box ve dahili subwoofer şeklinde bir özellik içermiyor bu ürünümüz. Şimdi biraz burada detaya gireceğiz. Daha detaylara girecek. Öncelikle paneli merak edenler var biliyorum. Şaşıracaksınız dostlar. Panel SDP dediğimiz Sakai Display. Nedir bu Sakai diyecek olursanız, ben şu alt tarafa da Sakai ile ilgili kısa bir yazı aktarırım size. Sharp'ı televizyon dünyasına hakim olan, yakın olan herkes Panasonic, Sharp, Pioneer gibi o geçmişin çok kaliteli üreticilerini bilirler. Sharp'ın artık panel üretim fabrikalarını satın alan firmadan bahsediyoruz, Sakai'den. Sharp'ın üretim tesislerini satın almış olmalarına rağmen Çinli bir üreticiden bahsediyoruz. Hem Çinli üretici hem fabrikayı satın almış, hem de halen, ama halen burası şaşırtıcı, Sharp'ın üretim mantığı ile panel üreten bir firmadan bahsediyoruz. Şimdi Adem Elbacı, nereden biliyorsun? Fabrikaya mı gittin gördün? Keşke öyle bir imkan olsa. Gerçekten gönülden isterdim. Öyle bir imkanım yok. Ancak ürün üzerinde kullanılan paneli kendi gözlerimle gördüm. Zaten Yakup Bey'e bir kere daha teşekkür ediyorum buradan, sevgili Yakup Polat'a. Ürünle ilgili bütün spekleri paylaştı. Panel speklerini de paylaştı. Dolayısıyla panelin chip-on film sayısını, geçiş çiplerini, aklınıza gelebilecek her ne var ise kontrast oranından diğer bütün özelliklerine kadar her şeyi tek tek gözümle gördüm, inceledim ve ürünü de zaten test ettim. O zaman bu Sharp'ın üretim mantığı ile üretilmiş olan bu panelin nedir özellikleri? Hemen şuraya yine panelin özel, öncelikle size çip dizilimlerinin bir görselini paylaşayım oraya. Panel detaylarında dikkat ederseniz, günümüz koşullarında 42 inç bir panelde hiç tereddüt etmeden, üretim maliyetleri nasıl olur acaba, çok yüksek olur mu diye düşünmeden 8 adet chip on film, aynı zamanda da 3 adet geçit çipi kullanılmış olduğunu göreceksiniz. Peki daha önce de ben sizlere bu chip on film bilgilerini paylaşıyordum. Ne işe yarıyordu bu chip on film? Hatırlarsanız şu konuda bilgi vermiştim. Hatta onu da yine fotoğrafını ekleyeyim ben size. Örnek veriyorum. Ultra HD bir televizyondan bahsediyoruz. 3840x2160. Bu paneli 4 adet çiple sürdükleri modellerde görmüştük hatırlarsanız. Peki normalde 8 tane 10 tane çipin yapması gereken işi 4 adet çipe yüklediklerinde ne oluyordu? Şurada bir görelim. İşte 42 inç hem de Full HD bir panel olmasına rağmen 8 adet chip-on film ve aynı zamanda da yatay tarama hatlarını kontrol edebilmek için 3 adet de geçit çipi kullanılmış bir panelden bahsediyoruz. Biz bu televizyonun ömründen diğerleri kadar tereddüt etmeyeceğiz bu şekilde. 42 inç hem de Full HD olan bir panelde 8 adet chip-on film kullanılmış olması, yükün çiplere oldukça eşit ve dengeli dağılacağı, onların haddinden fazla ısınmayacağı, ısınmadığı için de çevre birimlerine gereksiz ve yüksek sıcaklık nedeniyle bir deformasyon oluşturmayacağını bize anlatıyor. 60 Hz donanımsal yenileme hızı, 8 bit bir panelden bahsediyoruz. G2G değeri 8 milisaniye. Tipik kontrast oranımız 3000/1 ve panelin yapı tipini soracak olursanız ACM dediğimiz, yani tabanı VA, vertical alignment olan, yani dikey hizalama olan bir panel yapı tipinden bahsediyoruz. Çerçeve dediğimiz çözünürlük değeri 1920x1080, yani 2.073.600 adet hücreden bahsediyoruz burada. Fake refresh rate değerimiz de 400 Hz'di bu televizyonda. Bu videoyu burada keseceğim. Televizyonla ilgili aslında anlatabileceğim oldukça derin detaylar var. Örnek veriyorum, bu televizyonun dahili Wi-Fi performansı nasıl? Adem Elbacı, telefonla bağlandığımda wireless display üzerinden aktarım hızı nasıl? Herhangi bir kısıtlama, sınırlama var mı? Kısıtlama, sınırlama demişken hemen televizyonun Android özelliğinden bahsedelim. Open source dediğimiz ürün olduğu için, hani ileride sizden şikayet gelmesin, Adem Elbacı televizyonu bize pohpohladın, bak biz bu televizyonda oturum açamıyoruz YouTube'da demeyin diye, satın almadan evvel direkt size söylüyorum. Ürünün üzerinde
Netflix, YouTube gibi uygulamalar zaten hazır geliyor. Ben bunun videolarını da çektim. Hazır. Hepsini testlerini yaptım. Soru olarak sorduğunuzda cevaplarını da verebilirim. Bunların rahatlıkla. Fakat şu bilgi vereceğim. Ürün üzerinde gelen YouTube uygulamasında oturum açamıyorsunuz. Ancak ürün üzerinde yine Smart YouTube aktif olarak geliyor. Ben onun da videosunu çektim. Telefonunuza gelen bir kod ve eşleşme ile yine televizyon üzerinde oturum aktif halde bu ürünü kullanabilme imkanı da sunuyor size. Android özellikleriyle ilgili, televizyon ile ilgili videonun başında da belirttim. Bu ürünü sizlerle interaktif izlemek istiyorum. Onvo OV42250 model televizyon ile ilgili merak ettiğiniz ne var ise yorumlar bölümüne yazın. Size video olarak cevabını aktaracağım. Detaylarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.